Kuday 38 kiloya düşmüş. Yaşamını hiçbir şekilde kendisi idame edemeyen, yemesi bile mamayla beslenme haline gelen ve yatalak bir arkadaşımızdı. Ve bu arkadaşımızın 3 tane raporu olmasına rağmen, kalamaz, cezaevinde kalamaz raporunu olmasına rağmen tahliyesine engel olunan ve cezaevinde ölümüne, şehadetine sebep oldu. Son günlerimi ailemle beraber geçireyim, ailemi öleceksem de ailemin yanında öleyim demesine rağmen maalesef bu düşman hukuku bu vasiyeti hiçe sayarak Abdullah Kuday'ı cezaevinde tek hücrede ölümüne sebep vererek suç işledi. Bu bir suçtur. Tüm cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza uygulanan bu suç gibi bu da bir suçtur. Bu suçu biz kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. O kadar çok arkadaşlarımızın cenazesini aldık ki biz cezaevinden. Saymakla bitmiyor. Ve hala da aynı öyle. Hala da bir dünya bizim tutsak ve hasta olan arkadaşlarımız var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Suçunu TC'nin, AKP, MHP, faşist iktidarın suçunu biz hem dünyaya duyuracağız, hem de suç duyurusunda kendimizde bulunacağız. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz ve bunu ahime kadar da götüreceğiz. Bu sadece hani idam yoktur deyip ama aslında ölümle yüz yüze bırakan bir anlayış. Biz idam vermiyoruz ama içeride sizi öldüreceğiz anlayışıdır bu. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu bir suçtur. Suç olduğunda her yerde de söyleyeceğiz, ifşa edeceğiz ve biz bunun peşini bırakmayacağız. Maalesef cezaevinde bir ölüm haberi daha aldık. Abdülkadir Kuday cezaevinde yatalak ve gerçekten kendi ihtiyacını göremeyecek durumda olan bir arkadaşımızı kaybettik. Aşağı yukarı baktığımız zaman 9 ayda 22 tane cenaze cezaevlerinde çıkıyor. Bu baktığın zaman şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu ülkede idam olmayabilir ama gerçekten şu andaki yapılan uygulama idamın ta kendisidir. Yani çünkü oradaki insan kendi kendine ihtiyacını göremeyecek durumda olmasına rağmen ve bu senelerdir aşağı yukarı bu konuda uyarılar yapılıyor. Ama hiçbir şekilde bu uyarılar göz önünde bulundurulmuyor. Şimdi bu Abdülkadir Kuday baktığın zaman 2 tane ATK'nin vermiş olduğu bir raporu var ve cezaevinde kalamaz demelerine rağmen cezaevinde insanları öldürmek için gerçekten çaba harcıyorlar. Bu ciddi anlamda bir hukuk sorunudur. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Ciddi anlamda herkes buna göre bir duyarlılık göstermesi lazım. Abdülkadir Kuday'dan sonra şu anda birçok arkadaş gerçekten cezaevinde hasta ve kendi hani hastanede kalamayacak demelerine rağmen kalıyor. Abdülkadir Kuday eğer bugün kendi evinde olmuş olsaydı veyahut ailesi tarafından farklı bir hastanede yatırmış olsaydı belki Abdülkadir Kuday birkaç ay daha veyahut birkaç sene daha yaşayabilirdi. Bir insan olarak bu insanlık dışı bir uygulamadır. Bu insanlık dışı olan uygulamayı kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz.